Şimdi arkadaşlarım soruyu soracak olan genç kardeşimizi kürsüye davet ederlerken bu soruyla alakalı bir video var. O videoyu ekrana taşıyalım, ondan sonra da sorumuzu alalım. Sizlerden ayrılmıyoruz. Ayrılmadık, ayrılmayacağız. Biliniz ki sizin içinizden birisi olarak, sizin sesiniz olarak aydınlık yarınların Türkiye'sine yine taşları koymaya devam edeceğiz inşallah. Cumhuriyetimizin 75. yıl dönümünde daha güzel günleri yaşamak, Cumhuriyeti daha özgür yaşamak, inanca saygının, düşünceye özgürlüğün olduğu cumhuriyetleri yaşamak dileğiyle ve artık şarkı söyleyenlerin ve şiir okuyan insanların tutuklanmayacağı cumhuriyetlerde bir daha görüşmek üzere diyorum. Ve hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz arkadaşlar. Öyle mi istiyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki şarkısını dinleseydik bir de dedi.
Efkarlandınız mı? Evet. Ahmet Bey, ben cezaevine giderken Kazlıçeşme'de son uğurlama programıma katılıp orada bu şarkı türkülerini söyledi ve yani bir dava fikir insanı için böyle bir şeyin yapılması kabullenilemez diye. Tabii o günden bugüne, hatta ben başbakanlığım döneminde Türkiye'ye kabri kubur ile getirmek istedim Ahmet Kaya'yı. Ama olmadı.